Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, tamamı camdan yapılmış bir billur köşk varmış. Bu köşkün içerisi her zaman görünür, içerisinde de iyi kalpli bir büyücü yaşarmış. Bu büyücü her seferinde cam köşkünün duvarlarına farklı bir zenginlik yansıtır ve ondan gerçekten yardım isteyen ve bir kötülük düşünmeyen kişilere yardım edermiş. Bu köşkün içerisi bazen altınlarla, bazen elmaslarla, bazen de güzel güzel her çeşitten yemeklerle dolu gözükür. Aslında içeride bunların hiçbiri olmazmış. Bu köşkü ve içerisindeki zenginlikleri gören kötü kalpli kişiler, içerisindeki ihtiyarın bir büyücü olduğunu bilmediği için bu köşke girerek hırsızlık yapmaya çalışır. Ancak köşke her giren bir anda kapkaranlık bir evle karşılaşıp korkarak kaçarlarmış. Ancak içeriği gören ve buna rağmen mahcup bir şekilde Billur Köşk'ün kapısını çalıp bin bir rica ile bir avuç yemek veya biraz para isteyen kişiler olur. Büyücü bu kişilere ise, camdaki halüsinasyona rağmen iyi kalpli olarak kapısını çaldıkları için birer altın verirmiş. Bu Billur Köşk'ün metini duyan ve içerisinde yaşayanın bir büyücü olduğunu artık öğrenen kötü kalpli hırsızlar, bir araya gelerek bu büyücüyü alt etmek için plan yapmaya başlamış. Hepsi yardıma muhtaç gibi gözükerek billur köşkün kapısına gidecek ve çalacak, büyücü kapıyı açınca da hepsi birden üzerine atlayarak içeriye girip köşkte ne var ne yoksa çalacaklarmış. Dedikleri gibi altı hırsız, giymişler yırtık pırsık elbiselerini ve kendilerine acınası bir hale sokarak çalmışlar billur köşkün kapısını. Büyücü kapıyı açar açmaz bir anda içeriye dalan hırsızlar, Evde ne var ne yok çalmak isteseler de dışarıdan içeride gözüken ne altınlar ne de plantalar ortada yokmuş. Yalnızca birkaç parça eşya olan evde çalacak hiçbir şey bulamayan hırsızlar, büyücü kendine gelmeden bu köşkten kaçmaya başlamışlar. Ancak tam kapıdan çıkacaklarken ayaklanan büyücü, hepsini birer altına çevirmiş ve bodrumda sakladığı içi altın dolu sandığa altı adet altın daha eklemiş bu büyücü aslında hiç de zengin biri değilmiş. Yalnızca Billur Köşkü'nü dışarıdan görüp ona zarar vermeyi ve hırsızlık yapmaya çalışan kötü kalplileri altına çevirebilme yeteneği varmış ve çevirdiği bu altınları da fakir fukaraya dağıtırmış. Diğer de o kadar kötü kalpli varmış ki, büyücünün sandığı hiç boşalmaz, altınla dolup taşarmış.